Bir köylü öküzünü ahıra bağlamıştı. Bir arslan geldi, öküzü yiyerek onun yerine yatıp uzandı. Köylü gece vakti kalkıp ahıra gitti. Maksadı öküzünün haline bakmaktı. Karanlık olduğu için el yordamı ile öküzü aradı. Öküzü ararken arslanı buldu. Arslanın orasını burasını okşamaya, sırtını sıvazlamaya başladı. Bazen yanını, bazen de böğrünü kaşıyordu. Arslan ise kendi kendine şöyle diyordu. Eğer şurası birazcık aydınlık olsaydı, şu adamcağızın korkudan ödü kopar, yüreği kan kesilirdi. Şimdi gece ve karanlık olduğu için beni öküzü zannediyor da böyle rahat rahat oramı buramı kaşıyor. Cenab-ı Hak buyurdu ki, ey aldanmış kör kişi, adımın zikir edilmesinden Tur Dağı paramparça olmadı mı? Eğer biz Kur'an kitabını dağa indirmiş olsaydık, dağ parçalanır, yerinden kopardı, göçer giderdi. Uhud Dağı benim büyüklüğümü anlasaydı, paramparça olur, gönlü kanla dolardı. Allah'ın mübarek adını babandan, anandan işitmiş olduğun için, gaflet içinde habersizce ona sarılmışsın. Taklide uymadan Allah'ın isminin hakikatinden haber alsan, incelir, erirsin. Bütün Veliullah'ın bahsettiği hiçlik makamına erersin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.